Şerife'nin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün basit ve gösterişli bir örnek ile tekrar sizlerle birlikteyim. Orta kalıpta bir ip kullanıyorum. 3 numaralı şişle model anlatımını yapıyorum. Modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. Ben 4 model için 4 model 3 kere 4 12 2 kenar ilmeği ile birlikte 14 ilmeğimi şişime taktığım örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım, arka taraftayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıra boyunca ilk sırayı arka taraftan bu şekilde ters örerek tamamlıyorum. Örgümün ön tarafına geçtiğim zaman önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonra 1-2 ilmek sayıyorum. Ara boşluğunda bir tane ilmek çıkartıyorum. İpimi doluyorum. 2. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. 3. İpimi doluyorum. 4. Sonra arasına girmiş olduğum 2 ilmeğimi arkasındaki ilmekle birlikte 3 ilmeği düz örerek topluyorum. 5. Burası kenar ilmeği. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği elde ettim. Burada birinci ve üçüncü ilmekleri. Bu şekilde 2 ilmek zaten ön tarafa doğru kendini gösteriyor. Bu 2 ilmeği diğer 3 ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyoruz. Tekrar 2 ilmek sayıyorum. Ara boşluğundan 1 ilmek çıkartıyorum. Başını doluyorum. 1 ilmek daha çıkartıyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeği çıkarttım. 1, 2, 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Elde ettiğim 5 ilmeğin 1. ve 3. ilmeğini şekilde öne doğru çıkan 2 ilmeği diğer 3 ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. 1, doluyorum 2, bir daha çıkarıyorum 3. Tekrar doluyorum 4 tane. Sonra 3 ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum. 5 tane. Bu 5 ilmeğin 1. ve 3. ilmeğini şekilde öne doğru kendini gösteren 2 ilmeği diğer 3'ünün üzerinden atlatarak bırakıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek elde ediyorum. 3 ilmeğin kendisini birlikte keserek 5 taneye tamamlıyorum. Bunun 1. ve 3. ilmeklerini diğerlerinin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka tarafına geçtiğim zaman aynı ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırada çok sıkı örmeyin. Biraz normal şekilde örün. Ön yüzde İlmekleri keserken zorlanmayın. Sıra boyunca hepsini ters olarak ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini alıyorum. İki ilmeğimin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum. Başını doluyorum. Aynı yerden üçüncü ilmeği çıkartıyorum. Başını doluyorum 4 tane. Sonra bu 3 ilmeği düz örerek kesiyorum. Elde ettiğim 5 tane ilmeğin şekilde ön tarafa çıkan 2 ilmeğini diğer 3 tanenin üzerine atlatarak bırakıyorum. Hiç ara vermeden aynı şekilde ikinci modelime geçiyorum. İki ilmeğin arasından 1, doluyorum 2, bir daha çıkarıyorum 3, doluyorum 4, 3 ilmeği birlikte kesiyorum 5 tane. Öne doğru çıkan bu 2 ilmeği diğer 3'ünün üzerinden atlatarak bırakıyorum. Hem burada sayıyı dengelemiş oluyoruz, hem de modelimize şeklini vermiş oluyoruz. Örgü bitene kadar arka tarafta ters örüyoruz. Sadece ön yüzde
modelimizi bu şekilde uygulayarak devam ediyoruz. Parçayı 3,5 numaralı şiş ile ördüm. Şekilde üzeri düğümlü kabartmalı görünen bir örnek oldu. Sadece ön yüzde kuruyoruz. Arka tarafta hepsini ters örüyoruz. Burası da örgümün arka tarafı. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapma işten herkese kolay gelsin.